Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekrem Yılmaz Kalafatoğlu. Kanalımızı takip edenler bilir. Bundan önceki gezilerimizde Mersin'i gezmiştik. Şimdi de Mersin'in en önemli ilçelerinden bir tanesi Tarsus'u geziyoruz. İyi seyirler. Evet, şu anda antik yola geldik. Milattan önce 1. ile milattan sonra 1. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Herhangi bir kazı çalışması sonradan keşfedilmiş. Tarsus'un tam merkez noktasında aslında kazı çalışması genişletilmek isteniyor ama Tarsus'un tam merkezinde olduğu için kazı çalışması genişletilemiyor. Şu anda böyle bırakılmış, etrafı tellerle çevrilmiş durumda. Belki de bu Tarsus'un yürüdüğümüz sokaklarına, caddelerinde büyük bir tarih yatıyor ama merkez olduğu için tabii kazı çalışması yapılamıyor. Evet, şimdi de St. Paul kuyusuna geldik. İncil'de müjdeleyici olarak geçen St. Paul'un evinin olduğu yer olarak geçiyor. 38 metre uzunluğunda bir kuyusu var. Hristiyanlar için kutsal sayılan bir su. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde aday olarak gösterilmiş bir yer. Girişler 6 TL. Müze kartınız varsa müze kartla giriş yapabiliyorsunuz. Zaten şehrin merkezinde küçük bir yer. Dışarıdan bile içeriği görebiliyorsunuz. Sizin için önem arz eden bir durumu yoksa dışarıdan bile görmeniz yeterli. Bu için 6 TL vermenize gerek yok. Şimdi biraz gezelim, bakalım St. Paul kuyusunda daha neler var. Evet, şu an Tarsus'un göbeğinde Şahmeran Anıtı'nın önündeyiz. Şahmeran yılanların başı olarak geçiyor. Gördüğünüz üzere arkamızda bulunuyor. Yarısı güzel bir kadın, yarısı yılan olarak geçiyor. Şimdi de Hazreti Danyal peygamberin kabrine geldik. Bulunduğumuz bölgenin yaklaşık 18 metre altında olduğu söyleniyor. Türkiye'de kabri olan tek peygamber olarak geçiyor. Buradaki kabrini vakti zamanında Hazreti Ömer sonradan yaptırdığı söyleniyor. Hazreti Danyal'ın Tarsus'a ilk geldiğinde kuraklık ve kıtlığın olduğu söyleniyor. Hazreti Danyal geldiğinde bolluk ve bereket gelmiş. O yüzden bereket peygamberi olarak geçiyor. Müslümanlık dahil 3 dinin peygamberi olarak geçiyor. Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlığın peygamberi olarak kabul ediliyor. Hepsi peygamber olarak kabul etmiş durumda. Şimdi biraz gezelim, bakalım burada daha neler var. Evet, Tarsus gezimiz sonunda devam ediyor.
Şimdi tarihi Kırkkaşık Bedesteni'ne geldik. Arkamızda gördüğünüz gibi bulunuyor. Eskiden medrese ve aşevi olarak kullanılıyormuş. Tarihi 1579 yıllarına dayanıyor. Cumhuriyet döneminden sonra kapalı çarşı olarak kullanılmaya başlanmış. Şimdi zaten kapalı çarşı olarak geçiyor. Şimdi girelim bakalım kapalı çarşıda neler var. Evet, şu anda St. Paul Kilisesi'ne geldik. Aynı zamanda St. Paul Anıt Müzesi. Şimdi içeri gireceğiz. Girmeden önce müze girişleri 6 lira. Müze kartınız varsa müze kartla girişler ücretsiz tabii ki de. Şimdi içeri girelim bakalım St. Paul Kilisesi'nde, müzesinde neler var. Evet, St. Paul Kilisesi'ni gezdik. Görselleri sizlere aktarmaya çalıştık. Eğer müze kartınız varsa gelip görmenizde yarar var. Ama ücret verip de çok girilecek, görülecek bir şey yok. Görsellerde size aktarıyoruz. Ne görüyorsanız onlar var. Şimdi taarruz gezimiz devam ediyor. Bir sonraki durakta görüşürüz. Evet, şimdi Kleopatra Kapısı'na geldik. Arkamızda gördüğünüz üzere Kleopatra Kapısı bulunuyor. Tarsus'un girişinde bulunan Kleopatra Kapısı günümüzde ayakta kalmayı başarmış tek antik kent kapısı olarak geçiyor. Bu kapının diğer ismi de Deniz Kapısı olarak geçiyor. Kleopatra zamanında Romalı sevgilisi Antonius'la buluşmak için bu kapıdan sürekli geçiyormuş. O yüzden bu kapının adı da Kleopatra Kapısı olarak kalmış. Şimdi Kleopatra Kapısı'nın yakınına gidelim bakalım Kleopatra Kapısı nasıl? Evet, gördüğünüz gibi Kleopatra Kapısı, Deniz Kapısı arkamızda bulunuyor. Gösterişli güzel bir kapı. Tarsus'un tam merkezinde giriş kapısı olarak geçiyor zaten. Şimdi Tarsus gezimize devam edelim. Bir sonraki gezi durağımızda görüşürüz. Evet, şimdi de 18 Mart 1915'te Çanakkale Zaferi'nin kaderini değiştirmiş Nusret Mayın gemisinin yanına geldik. Gelin hep birlikte bakalım. Evet, gördüğünüz üzere şu anda Nusret Mayın Gemisi'nin içerisindeyiz. Nusret Mayın Gemisi dünyada en ünlü mayın gemisi unvanını kazanmış. Bizim için de önem arz eden bir gemi. Bu geminin önemli bir özelliği var. Dar alanda yüksek manevra kabiliyeti ve az su çekmesiyle mayınlı bölgelerden rahatlıkla geçebilme özelliği var. Şu an bulunduğumuz Nusret Mayın Gemisi de orijinal Nusret Mayın Gemisi.
Çanakkale'de aynı bunun ikizi var. O sonradan yapılmış bir mayın gemisi. Tarsus'ta güzel bir parkın içerisine güzelce yerleştirilmiş. Etrafını da sularla çevirmişler ki gerçekten canlandırması güzel olmuş. Ben çok beğendim. Buraya gelirseniz kesinlikle Tarsus'ta Nusret Mayın Gemisi'ne uğramanızı tavsiye ederim. Girişler zaten ücretsiz, rahatlıkla gezebilirsiniz. Şimdi biraz daha gezelim, bakalım burada daha neler var. Evet, Tarsus'a geldiğimizde ne yiyelim diye sorduğumuzda humus ve fındık lahmacun yememizi önerdiler. Şimdi Kervan Restoranı'na geldik, Kervan Humuslu'da. Humusun ve fındık lahmacun tadına bakacağım. Şimdi gördüğünüz üzere humus burada. Ben normalde çok humus seven birisi değilim ama sizler için tadına bakıp yorumlayacağım şimdi. Tereyağlı humus bu arada. Güzel tadı. Burada humus ana oyun olarak yeniyor. Normalde böyle meze olarak yenir ama Mersin'de Tarsuslular ana oyun olarak yiyorlar. Çok seviyorlar. Gerçekten tadını ben de beğendim. Normalde pek yemem ama böyle yemek olarak gerçekten güzel. Şimdi de fındık lahmacun tadına bakacağım. Gerçekten çok hoş. Güzel şekilde yapmışlar. Ufak ufak. Böyle atıştırmalık gibi ama gerçekten güzel. Lahmacun tadı da çok güzel. Buraya gelirseniz humusun ve fındık lahmacun tadına bakmayı unutmayın. Biz yemeğimizi yemeye devam edelim. Siz de videonun geri kalanını izlemeye devam edin. Şimdi de Cami-i Nur adıyla da bilinen Tarsus'un önemli yapı taşlarından birine Ulu Cami'ne geldik. Tek şerefeli minaresi olan cami yapımında tümüyle kesme taş kullanılmış. 1579 yılında Ramazan oğullarından Piri Paşa'nın oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. Evet, Tarsus gezimizin sonuna geldik. Umarım keyifli bir video izlemişsinizdir. Biz keyifli bir gün geçirdik. Tarsus merkezinde elimizden geldiğince birçok noktayı gezmeye çalıştık. Gezemediğimiz noktalar da oldu. Şimdi videomuzu kapatıyoruz. Kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada işaretim çıktı. Burada işaretime tıklayarak abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.